Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Annemle birlikte bugün o büyük güne gidiyoruz. Büyük günü Evet. gerçekleştiriyoruz. Gelinlik bakacağız annemle birlikte. Çok uzun zamandır hayalini kurduğumuz, daha çok annemin kurduğu o büyük gün geldi artık. Her genç kızın rüyası bir kere sadece benim değil. Evet, yani her genç kızın rüyası, annelerin de rüyası kızlarını öyle görmek. O yüzden böyle güzel bir an yaşayacağız, duygusal bir an yaşayacağız bugün. Çok merak ediyorum nasıl olacak. Kafamda bir model tasarladım, beğendim. Birkaç tane resim var. Onlara bir göz atacağım. Yani o modele doğru göz atacağım bugün. Birkaç tane dükkan gezip inşallah bugün satın alabiliriz. Yani çok fazla dükkan gezdirmeyi düşünmüyorum anneme. Bilemiyorum artık. Yani kaç tane dükkan gezeceğiz? Bakalım göreceğiz. Şimdi Bakalım. konağa doğru gidiyoruz. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Herkese ikinci günden selam. Normalde dün video başlattım ve devamını getiremedim. Çünkü gelinlikçilerde zaten video çekmek, fotoğraf çekmek yasakmış. Bunu bilmiyordum, yani sorun olmayacağını düşünüyordum ama işte orada görseli fotoğraflayıp daha sonrasında işte diktirenler olduğu için böyle bir yasak varmış ve zaten her yerde de tabelalar vardı. Kesinlikle video fotoğraf yasak diye. Ben dün çok gezmedim aslında. Sadece iki tane mağaza girdim ve sonra yani orada gelinlik denemedim bile. Sadece şöyle bir ön fiyat bilgisi almak istedim. Birkaç modelin fiyatını sordum. Ve işte istediğim modelin olup olmadığını öğrenmek istemiştim. Sonra üçüncü mağazaya girdim ve orada gelinlik denedim. Artık üçüncü mağazada da gelinlik denemeye başladım ve işte 3-4 tane model denedim. 4'ü geçmedi sanırım. O kadar güzel gelinlikler vardı ki anlatamam. Normalde gelinlik mevzusuna bu kadar önem vermemiştim. Yani benim için böyle sıradan bir şey gibiydi aslında. Yani çok zor olabilecek bir şey değildi. Nasıl diyeyim? Yani sade, şık bir şey bakıyordum ben her zaman. Yani normal düz bir beyaz elbise bile olabilirdi. Sadelikten yana bir kız olduğum için, ama oraya gidince kesinlikle öyle olmuyormuş. O kadar güzel modeller vardı ki, yani ufacık bir ayrıntı gelinliği çok daha farklı gösteriyor ve işte o sizin işte vücudunuzu ya da ne bileyim sizin duruşunuzu, o anki içindeki hissiyatınız en ufak bir şeyle taşla tuşla değişebiliyor, öyle söyleyeyim. Gerçekten de hiç böyle olacağını hayal etmemiştim. Elimde bir görsel vardı, gelinlik görseli beğendiğim. Onunla gittim ama onunla alakasız, bağımsız olan bir gelinlik satın aldım. Satın aldıktan sonra da aslında tekrar giydim, işte ölçülerim vesaire bunlar alındı. O sırada video fotoğraf çekebilirdim. Aslında fotoğraf çektim. Ama YouTube'da yayınlamama kararı aldım. Çünkü neden? Emrah'ın beni görmesini istemedim. Beni o gün görmesini istedim. Normalde hiç böyle bir düşüncem yoktu. Yani hiç böyle mevzulara takılan bir kız değildim. Ama kendimi o kadar iyi hissettim ki gelinlikle ve çok beğendim kendimi. O yüzden de dedim ki Emrah dedim beni o güne kadar görmesin. O gün işte beni kuaförden almaya geldiğinde görsün. Normalde böyle mesela videolar çok da izliyorum Instagram'da. Çok da bana mesela cringe gelirdi. Hani yani ne alaka falan, işte arkasını dönüyor şöyle böyle. İşte bazıları ağlıyor, işte bir şeyler oluyor. Öyle videolar izliyordum. Yani çok böyle nasıl diyeyim, kurgu gibi gelirdi ama şu an öyle değilmiş, onu anladım. Gerçekten, çünkü annem de beni öyle görünce çok fena gözleri doldu. Ve ben de yani çok beğendim.
Öyle paylaşamıyorum. O yüzden 31 Mayıs'a kadar bekleyeceğiz. Ama paylaşmamak için de çok zor duruyorum. Yani fikirlerinizi de almak istiyorum aslında böyle. Çünkü eklemek istediğim birkaç bir şey var gelinliğe. Ama yani maalesef ki paylaşamayacağım. Çünkü Emrah görmesin diye buraya koyarsam Emrah da görmüş olacak. Yoksa öncesinde sizin görmenizde hiçbir sıkıntı yok benim için. Hatta ben şöyle düşünmüştüm. İşte birkaç model denerim ve bunları Instagram'a, YouTube'a koyarım. Beraber oylarız diye düşünmüştüm. Daha fazla gelinlikçi gezmek istemedim. Çünkü gerçekten de aslında modeller hep aynı. Yani kalıplar hep aynı aslında. İşte ya Helen modeli, ya balık modeli, ya da prenses modeli gibi işte birkaç çeşit var. Sadece üzerindeki taşlar, tuşlar değişiyor. Ve zaten istediğinizde yaptırabiliyorsunuz. Yani benim gittiğim gelinlikçi öyleydi. İstediğin kalıpta, istediğin formu oluşturabiliyorsun. İşte istediğin mesela başka bir gelinliğin taşını veya çiçeğini mi beğendin onu ekletebiliyorsun. Veya kumaşını beğendiysen onu da ekletebiliyorsun. O yüzden yani gelinlikçi gezmek istemedim ve kafamın karışmasını da istemedim. Çünkü kendimi çok beğendim. Ben zaten kafa karışıklığı yaşayan bir kızım. O yüzden dedim ki hemen alayım ve bugün bu iş bitsin. Yani çıktım bir günde hemen gelinliğime karar verdim. Normalde biliyorsunuz zaten ben bir eşya alırken acaba onu mu alsam, bunu mu alsam, o tabağı mı alsam, bu bardağı mı alsam diye düşünen bir kızım. Nasıl böyle oldu bilmiyorum. Bir anda yani onunla kendimi çok iyi hissettim ve mutlu hissettiğim için almak istedim. Hiç kaçırmak istemedim. Zaten araya da bayram giriyor. Atölyeler kapalı olmuş olacak. 31 Mayıs'ta çok erken bir tarihmiş. Çok heyecanlıyım. Bu heyecanımı da bugün sizlerle paylaşmak istedim. Dün bütün gün oradaydık ve videonun devamını getiremedim. Bugün de markete gittim. Birkaç bir şey aldım. Onları göstereyim. Sonrasında beraber yemek yapalım. Şöyle hemen aldıklarımı göstereyim. BİM ve A101'e girdim. Aslında orada video çekecektim ama bayram öncesi olduğu için bayağı bir kalabalıklık vardı. O yüzden çekemedim. BİM'in şu peynirini çok seviyorum. Bunu annem sevmiyor ama ben çok seviyorum. Ayşenur da yiyeceği için yani yerimde de o yüzden bundan almak istedim. Böyle tam yağlı beyaz peynir. Gerçekten de tadı çok güzel. Ama böyle tulum peyniri sevenler varsa sevmeyebilir. Çünkü biraz tatsız gelebilir. Ben biraz böyle tatsız seviyorum. Şöyle süzme yoğurdu aldım. Bunu da çok seviyorum. A101'in süzme yoğurdu güzel oluyor. Muz aldım. 59 liraya düşmüş muz. Şöyle büyük muzlar hem de küçük olanlardan değil. O yüzden bir tane almak istedim. Şöyle bir salkım. Biraz elma aldım. Elmanın kilosu pahalıydı. 60 lira falan da sanırım. Bayağı yüksekti. Şöyle 1 kilo civarı elma aldım. Yeşil elma. Çünkü akşamları çok tüketiyorum. Şöyle laktozsuz kefir aldım. Bunu bu aralar çok sardım. Bayağı tüketiyorum. Ve hemencecik de bitiriyoruz. O yüzden böyle bir tane 1 litre aldım. Tarihi kısa olduğu için 2-3 tane alamıyorum. Yani çok kısa süreli ömrü var. O yüzden bitirdikçe almaya çalışıyorum. Bir tane bitter çikolata aldım. %80 bulamıyorum. %70 aldım o yüzden. Bunun da fiyatı 25 liraydı. Çikolatalara da zam gelmiş. Onu fark ettim. Şöyle bir tane de tel peyniri aldım. Bu çok iyi fiyat aldım. 69 liraydı 200 gramı. Bu indirimde miydi bilmiyorum yoksa normal hali mi? Bilmiyorum ama 200 gramlık bir tel peynir 69 lira iyi fiyatta. Şöyle 3 adet patlıcan aldım. Patlıcan yemeği yapmayı düşünüyorum. O yüzden şöyle 3 tane uzun patlıcan aldım. Yanına da cacık yaparım ya da salata yaparım bilmiyorum. Şöyle salatalık aldım ve yeşillik aldım. Burada roka ve maydanoz var. Karışık. Bunları şimdi yıkayayım bir güzel. Sonrasında da beraber yemeğimizi yapalım. Evet, sizi dolabın içine yerleştirdim. Şöyle bir tık aşağıya alayım. Bir yandan patlıcanlarımı soyayım. Bir yandan da sizinle sohbet edelim istedim. Bugün patlıcan yemeği yapacağım. Yanına bulgur pilavı yapacağım. Dünden tavuk haşlamıştık. Bayağı da bir tavuk suyu kaldı. Onun yanında da yine pilav yapmıştık tavuk suyuyla ama bayağı kaldı biliyorsunuz. Tavuk suyu bereketli oluyor. Bugün yine aynı şekilde pilav yapayım istedim. Tavuk suyu ziyan olmasın. Bir de patlıcan yemeği. Bu kadar. Bir de dünden yani haşladığımız tavuk var. Belki onu da pilavın üzerine didiklerim. Ondan biraz az kaldı. 2 parça kadar. Yani azıcık da olsa didiklerim tabii. Boşa gitmesin. Öyle çok heyecanlıyım. İnanılmaz mutluyum. Çünkü hem istediğim gelinliği alabildiğim hem de her şey böyle istediğim gibi gidiyor çok şükür. Allah herkesin içine sindirsin. Özellikle böyle dönemlerde. İnsan galiba böyle dönemlerde çok hassas oluyor. Bir tane bir şey olmadığı zaman yani
aksi bir durum olduğu zaman herhalde böyle çok mutsuz oluyor, kötü oluyor. Bazen benim de oluyor çünkü. Bazen ben de çok aksileştiğim ve huysuzlaştığım olabiliyor. Ama çok şükür yani gelinliğim çok 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 içime sindi. Yani dediğim gibi Allah herkesin içine sindirsin böyle zamanlarda, önemli günlerde özellikle. Allah herkesin gönlüne göre nasip etsin. Gerçekten de çok zorlu bir süreç çünkü inanılmaz yüksek fiyatlar var ve acele etmeniz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz sürekli etiketler değişiyor ve benim de mesela öyle oldu. Şu an bayram öncesi olduğu için hani şey dediler, girdiğim iki gelinlikçi de aynısını söylemişti zaten. Hani bu hafta aldın. Hani alamazsan bayramdan sonra muhtemelen birçok etiket değişecek ve işte gelinliklere de zam gelecek demişlerdi. Tabii insan bir panik de oluyor. O yüzden böyle hemen çabucak karar vermek istiyorsun. Aslında çok da zorlanacak bir şey de yok. Çünkü çoğu model aynı zaten. Yani gelinlikçilerde hep aynı modeller var. Sadece işte taşların sıralaması farklı. Biri inci koymuş, biri parlak taş koymuş. Biri başka bir şey yapmış, biri düz sade yapmış falan filan. Genelde ama aynı modeller var. Öyleydi yani girdiğim. Çok da gezmedim. Yani dediğim gibi iki tane mağaza girdim. Sonrasında hemen de aldım. Belki Kemeraltı Çarşısı'nın içine girseydim daha farklı modellerle karşılaşabilirdim. Veya işte dikim olabilirdi tamamen. Yine bu da dikim olacak ama nasıl diyeyim, oradaki beğendiğim modeli üzerime göre dikeceğiz. Öyle olacak. Bir de istediğim birkaç değişiklik var. Onlar yapılacak. Kemeraltı'da belki sıfırdan böyle hani hiç model görmeden direkt gösterdiğim fotoğrafı dikebilirlerdi. İyi ki de öyle olmadı. Çünkü gösterdiğim model normal aslında benim günlük elbiselerime benzeyen bir tarzda bir gelinlikti. Sonra gelinlikçiye gidince tamamen fikrim değişti. Öyle olmadı. Değişiyormuş gerçekten de. Zaten bunu birçok kişi yaşıyormuş benim gibi. Farklı bir modelle gelip kafasına farklı bir şey canlandırıp sonrasında farklı bir model alan çok oluyormuş. Kuaförümü ayarladım. Alsancak'ta bir kuaför ayarladım. Kuaför ayarlamakta da çok zorlandım. Çünkü gerçekten tarihle alakalı cuma cumartesi pazarlar hep dolu. Ve çok hızlı hareket etmem gerekiyor. Çünkü her saat başı yazan birçok insan var ve hemen randevularını oluşturuyorlar. O yüzden biraz acele etmem gerekiyordu. Hatta kuaförünü bir yıl öncesinden tutanlar varmış. Hiç yani bu kadar zor olabileceğini düşünmemiştim. Allah'tan bizim cuma gününe denk geldiği için bir tık şanslıyım. Cuma gününü çok tercih eden yokmuş. Cumartesi olsaydı herhalde şu anda birçok kuaför full çekiyor. Bayağı yerleri yoktu. Öyle söyleyeyim. Patlıcanlarımı doğradım. Şöyle de size göstereyim. Böyle küp küp doğradım. Bunu bir güzel tuzlu suda bekleteyim biraz. Sonrasında da yemeye başlayalım. Aslında patlıcanlar tuzlu suda bekliyorken bir şey yapmayacaktım. Oturacaktım ama bulgur pilavını yapayım. Şimdi tavuk suyunu aldım ve ısıtmaya koydum. Onu ısıtayım. Sonra hemen bulgur pilavını yapayım. O demlenirken de yemeği yapmış olurum. Patlıcan yemeğini. O sırada da patlıcan yemeği kendi kendine pişerken de yeşillikleri yıkarım. Çünkü yeşillikleri mutlaka ben karbonatlı suda bekletiyorum veya sirkeli suda bekletiyorum. Bu sefer karbonatlı suda bekletiyorum. Çünkü baya baya topraklı, baya şeydi. Hatta salatalık bile baya topraklıydı. Bayağı kirliydi. O yüzden öncesinde bir bekletme yapıyorum. Şimdi önce bir arpa şehriyeleri biraz kızartacağım. Çünkü ben bulgur pilavını arpa şehriyeli çok seviyorum. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Biraz önce eksik söyledim. Allah her anneye de böyle bir günü göstermeyi nasip etsin. Gerçekten annem o kadar duygulandı ki hiç annemin de bu kadar duygulanacağını, gözlerini yaşaracağını düşünmemiştim. Demek ki onun içinde de bayağı bir bu konuda arzu varmış. O yüzden Allah her anneye de böyle bir günü göstermeyi nasip etsin diyorum inşallah. Şimdi biraz arpa şehriyeleri kızartayım. Sonra bulguru ekleyeceğim. Tavuk suyu da haşlandı bayağı bir ya, ısındı. Ben pilavı bol arpa şehriyeli seviyorum. Güzel oluyor. Ve arpa şehriyeler birazcık yandığı zaman daha çok seviyorum. Yani iyice kızarmış olunca daha çok seviyorum. O yüzden şöyle fazlaca kızartacağım. Yani bayağı bir kızardı şöyle. Bulguru da ekleyelim. Şimdi biraz kavurduktan sonra suyu ilave edeceğim. Hatta tuzunu da ekleyelim.
patlıcan yemeğine geçtim. Bir güzel tuzlu suda bekledim. Önce soğanları zeytinyağında kızartacağım. Bayağıca bir zeytinyağı döküyorum o yüzden. Çünkü sonrasında salça ilave edeceğim ve salça zaten zeytinyağını hemen çekiyor. Şöyle soğanları, şu el rondosu var ya, bunu da geçirdim. Şöyle kalanları sıyıralım. Bu el rondosu o kadar mantıklı ki, rondo değil aslında, manuel rondo. Yani otomatik olandan değil, ipli olandan. Dünyanın en mantıklı şeyi, çünkü çok büyük bir soğan doğramam gerekiyor patlıcan yemeği için. Ne kadar bol soğanlı, sarımsak olursa o kadar güzel oluyor biliyorsunuz. Ve o kadar büyük bir soğanı kesmek bütün gözlerimi yaşartabilir. O yüzden çok mantıklı. Şöyle içliklerin hepsini sıyırayım. Keşke ama şöyle girintiler çıkıntılar olmasaymış. Çünkü çok girinti çıkıntılar olduğu için soğanlar aralarında kalıyor. Ve artık uğraşmaktan sıkılıp, mesela şu an olduğu gibi birazcık kaldı. Uğraşmaktan sıkılıp kenara atıyorum. O girintili çıkıntılı yerleri çok mantıklı olmamış. Desen vermek istemişler ama güzel olmamış. Biraz da kapağında kaldı, onları sıyırayım. Biz patlıcan yemeğini bol soğandan hariç sarımsak da ilave ediyoruz. Çok lezzetli oluyor. Siz de öyle yapıyor musunuz bilmiyorum. Ben bayağı çok seviyorum o şekilde. Böyle bütün sarımsaklar da kestim. Yani sadece kabuğunu kestim. Şöyle. Bunları da ilave edeceğim. 3 tane ayırayım ya da 2 tane ayırayım. Şöyle 2 tane bıraktım. Bunu da cacık yapmak için kullanacağım. Şöyle birkaç tur çevireyim. Sonra kapağını kapatacağım. Soğanlar kendi kendine pişsin. Ve sonrasında salça ilave edeceğim. Bulgur pilavı da olmuş. Bir güzel. Şimdi şöyle karıştırayım. Sonra üzerine havlu kağıt kapatacağım. Demlemeye bırakacağım. Aslında bulgur pilavının demlenmesine bile gerek yok. Yani olduğu gibi yenebilir. Sadece bir 5 dakika dinlendikten sonra. Pilav gibi olmuyor bence. Yani benim fikrimce. Ama yine de biz demlendirelim. Nasıl olsa vaktimiz var. Soğanlar bence yeterince pembeleşmiştir. Şimdi artık salçasını ilave edeyim. Şöyle önce bir yemek kaşığı domates salçası. Sonra da biber salçası ilave edeceğim. Evde tatlı biber salçası kalmış. Bu acı olan biber salçasından kalmamış. Aslında acı olunca daha güzel oluyor patlıcan yemeği. Ben daha çok seviyorum. Belki birazcık toz biberden ilave ederek acılaştırmaya çalışabilirim. Ama salça acı olunca daha da bir lezzetli oluyor bence. Yani kendi fikrim öyle. O yüzden muhakkak biz bir tatlı biber alırız. Bir de acı biber alırız salçadan. Bayağı lezzet veriyor çünkü yemeklere. Böyle salçası da kavruldu iyice, domates salçası. Biber de ilave edip biraz yine tavuk suyu ekleyeceğim. Tavuk suyuyla salçayı açacağım. Sonra da patlıcanları ekleyeceğim. Biberi de kavuralım. Biz patlıcan yemeğine ekstra başka bir şey eklemiyoruz. Aslında sivri biber de olabilirdi ekstra bunun içine ama şu an evde yok. Ben de almayı unutmuşum. O yüzden difrizden çıkarmak da istemiyorum şimdi de. Hiç difriz işine girmeyeyim. Böyle normal düz sade patlıcan yemeği de bayağı lezzetli oluyor. Evet, salçası kavruldu. Bu kadar. Şimdi biraz tavuk suyundan ilave edeyim. Salça açılsın. Gözüm az geldi. Bir kaşık daha ilave edelim. Thank you.
akşam tavuk yemeği yaptık. Çok da güzel oldu ama devamlı böyle tavuklu yemekler çekmek istemiyorum. Ya tavuk ya da köfte yapıyoruz zaten genelde. Böyle devamlı aynı tarifleri olsun istemiyorum. Hazır Emrah da yokken ben böyle bol bol sebze tüketmeyi çok seviyorum. Emrah hiç sevmiyor. Yani bu yemeği Emrah'ın önüne koysak asla yemez herhalde. Daha önce annem taze fasulye falan yapmıştı. Hiç ucundan bile bakmadı. Kardeşim enginar yapmıştı. Aynı şekilde ona da bakmadı. Ama bayağı lezzetli. Ben çok seviyorum sebze yemeklerini. Sebze yemeklerinde eti sevmiyorum içinde. Bazıları var mesela et koyuyorlar, kıyma koyuyorlar. Ben nedense sevmiyorum. Böyle çok bana yatkın gelmiyor. Neden bilmiyorum. Yapan yine güzel yapıyor ama ben sevemiyorum dediğim gibi. Annem de öyle benim gibi. Herhalde anneden gelen bir alışkanlık. Biraz acılık vermesi için toz biber de ekleyelim. Şöyle 2 kaşık kadar ekleyelim. Artık tüm iç malzemeler hazır. Şimdi patlıcanı ilave edeyim ve ağzını kapatacağım. Üç tane patlıcan aldım ama bayağı fazla oldu bakın. Yani muhtemelen bu yarına da kalır. Çok fazla oldu. Yanında bulgur pilavı da var çünkü. Şöyle bir tur karıştıralım Allah. Şöyle bütün patlıcanları salçayla boca ettikten sonra hemen bir kepçe kadar tavuk suyu ilave edip kapağını kapatacağım. Zaten kendi suyunu salmış olacak. Yine bakarım. Böyle hafif kontrollü bir şekilde. Birazcık daha ilave edeyim. Benim kepçe galiba birazcık şöyle tam kepçe değil. O yüzden az geliyor bir kepçe. Aslında normalde böyle daha derin olsaydı tam bir kepçe yeterli. O yüzden iki defa döküyorum. Şöyle şimdi ağzını kapatalım. Sonrasında yeterli gelmezse suyu yine ilave ederim. Patlıcan yemeği olurken şu yeşillikleri yıkayayım dedim. Bakar mısınız şu kirine? O kadar kötü ki. Hatta şu an su biraz sarı bile. Bilmiyorum fark edebiliyor musunuz? Bayağı da dediğim gibi topraklıydı. Normal maydanoz roka vardı aslında ama bayağı topraklıymış, kirliymiş. O yüzden iyi ki karbonatlı suda bekletmişim. Hatta bakın şöyle salatalığı ve elmayı da beklettim. Çünkü bayağı çamur çamurdu. Elma değil ama salatalık bayağı çamurluydu. O yüzden her ikisini de böyle karbonatlı suda bekletmek istedim. Evet. Yemekler oldu. Şöyle göstereyim. Patlıcan yemeği bir güzel pişti. Çok lezzetli görünüyor. Şurada kurucacık yaptım. Biraz salatalık doğradım içine ince ince. Üzerine nane serptim. Bu da kaynaklardan aldığımız turşunun son demi arkadaşlar. Bayağı bir aydır her akşam yedik sanırım. Çok da güzelmiş, çok lezzetliymiş ve 5 kilosu 175 liraya çok iyi almışız. Umarım bir dahaki gittiğimizde yine aynı fiyattan alırız. Bayağı lezzetliymiş. Kaynaklara giderseniz de çok öneririm gerçekten. Uzunca süre yetti. Her gün açmamıza rağmen bozulmadı bile. O yüzden sevdim. Şimdi pilavı da göstereyim. Sonra tabaklara alacağım. Şöyle. Bu da bir güzel demlenmiş artık. Minik bir tahta kaşık var. Onunla şöyle biraz karıştırayım. Evet, çok güzel olmuş. Bunu hemen şöyle karıştırdıktan sonra tabaklara alacağım. Ve akşam yemeğimiz hazır. Şöyle tabaklara koyduktan sonra da göstermek istedim. Çok güzel pişmiş patlıcan yemeği, öyle görünüyor. Dünden haşladığım tavuğu da böyle bulgur pilavının üzerine didikledim. Bulgur pilavını da böyle ortaya koymak istedim. Hiç cacığı ya da bulgur pilavını böleyim istemedim. Ortadan kaşıklarız diye. Böyle akşam yemeğimiz bize şimdi tekrardan afiyet olsun. Biz akşam yemeğimizi yerken Emrah'tan çok güzel bir şekilde evin videosu geldi. Hem de çok güzel çekmiş böyle anlatarak. Hemen sizlerle de evin videosunu paylaşmak istiyorum. Ama öncesinde birkaç bir şey söyleyeceğim. Evin bilmeyenler için önce şunu söyleyeyim. Benim gelin gideceğim
Ev, yani Fransa'daki gelin gideceğim ev satıldı. Bu yüzden de biz yeni bir eve geçiyoruz. Bu evde hemen Emrah'ın iş yerinin karşısında. Bu arada Emrah da bir iş yeri değişikliği yaptı. O yüzden ikimiz de aynı arsa içerisindeyiz. Emrah'ın dükkanı burada. Bizim şu an oturacağımız evde burada, zaten videoda da görmüş olacaksınız. Bu yüzden çok çok sevindim. Çok mutluyum çünkü gün boyu yine Emrah'la birlikte olmuş olacağız. Emrah öğle yemeklerine gelebilecek ve yol mesafesi olmadığı için de hemen, yani sabah çok erken bir saate kalkması gerekmeyecek. Akşam bir gitmesi gereken bir yol olmayacak. Veya benim ihtiyacım olduğunda, markete gitmek istediğimde hemen Emrah'a ulaşabileceğim. O yüzden çok çok iyi. Zaten buna çok sevindim. Bir önceki evde Emrah'ın iş yerine yakındı. 10 dakika mesafe vardı ama şu an hiç mesafe yok. O yüzden güzel oldu benim için. Bir de en güzeli bahçesinin olması. Ben zaten bahçeli bir ev istiyordum. Nasip olmamıştı. Yani çok ev bulamamıştık maalesef. Bir önceki vloglarımı izleyenler bilirler. Ev konusunda çok sıkıntı yaşamıştık. Önceki evi çok zor bulmuştuk. O yüzden hiç kaybetmemek için hemen tuttuk. Eksileri olsa bile. Ve şu anda bayağı artıları olan bir evdeyiz. Evin iç görünümü biraz eski. Bayağı bir tadilat istiyor. Tadilat da istemiyor aslında. Yani mutfak değişikliği olacak, o kadar. O da zaten kiradan düşülecek. Onun haricinde Emrah zaten videoda anlatıyor işte. Duvarlarını ev sahibi boyuyor ama yerlerde parke değil de seramiklerde bir eskilme var. Yani eski seramik kullanılmış. Oraları boyayacağımızı söyledik. Aslında öyle konuşmuştuk Emrah'la ama şu anda fikir değiştirdik. Boyamayacağız. Ben oraya gittikten sonra bir bakacağım. Yani orada içeride şömine olduğu için böyle biraz daha vintage tarzında bir mobilya yapabilirim. Veya o tarzda ilerleyebilirim diye düşündüm. O yüzden şimdiden hani videoyu izlemeden önce söylemek istedim. Emrah yerleri boyayacağız diyor ama ben gidesiye kadar bekleyeceğiz, boyamayacağız. Bir bakalım, oraya gittikten sonra artık ortak bir karar alıp ne yapacağımıza karar veririz. Bir de aşağıda bir tane tuvalet var hemen giriş kısmında. Orada o tuvalet sökülecek. Onun yerine oraya çamaşır makinesi ve kurutma makinesi gelecek. Çünkü Emrah'ın videoda gösterdiği çamaşır makinesi ve kurutma makinesi yeri olmaz. Oradan gider, açılmaz. Gereksiz bir tuvalet vardı, üçüncü tuvalet. O klozeti oradan sökelim dedim Emrah'a. Ev sahibiyle konuştu. Ev sahibi de bunu yapacak. Yani bunları da öncesinden bilgilendirmek istedim. Ev çok güzel arkadaşlar. Bu arada evin metrekaresi 140 metrekare değil, 160 metrekareymiş. Bayağı büyük bir ev, iki katlı. Ve hatta daha da büyük aslında. Bu ev uzunlamasına giden bir müstakil ev. Evi ortadan ikiye bölüyor ev sahibi. Bize düşen pay 160 metrekare oluyor. Zaten şimdi izleyeceksiniz videoda. Emrah diyor ki buradan diyor işte duvar örülecek ve diğer ev olmuş oluyor diyor. Onu da öncesinden söylemiş olayım, aklınızda bir kalsın o durum. Bizim payımıza düşen 160 metrekare ve koca bir bahçe aslında. O bahçede böyle bayağı güzel şeyler yapabiliriz. Hatta çok güzel fikirler edindim bile. Şimdi beraber Emrah'ın bana gönderdiği videoyu izleyelim. Ev böyle. Giriş bu, tamam mı? Şöyle komple bahçesi var. Dükkan hemen şurada. Şuradan giriyorsun. Burası giriş kısmı. Burası giriş kısmı. Böyle. Şu şekil. Yani buralar komple boyanacak, yapılacak. Kapı aynı şekilde boyanacak. Yerdeki fayanslar komple beyaza boyanacak. Duvarlar komple boyanacak. Kapılar boyanacak. Daha yapılmadı tabi. Girdiğin zaman böyle bir giriş oluyor sende. Şurada bir tuvalet var. Şurada küçük bir alan var. Buraya bakmak lazım. Gider varsa burada çamaşırla şey olabilir. Bakmak lazım. Şurada da ufak bir tane kilerim var. Işık yok. Şöyle bir tane kilerim var. Şu şekil. Şimdi buradan çıkıyorum. Buradan geçtiğimiz zaman direkt mutfaktan giriş yapıyoruz. Burası mutfağın girişi. Sol tarafında direkt mutfak olmuş oluyor. Yerler komple boyanacak. Fayanslar güzelce de boyanacak. Yukarılar komple beyaz beyaz plako diyoruz fazla. Türkçesini bilmiyorum. Kapanacak. Şöyle. Şurada bir pencerem var. Dışarıya bakan böyle güzel. Şurada bir pencere var. Şurada büyük bir tane pencerem var. Buradan da direkt beton terasa çıkıyorsun. Şimdi
Mutfağın diğer tarafındayım. Şu an sana göstereyim. Yukarılar dediğim gibi komple kapanacak. Mutfak şu şekilde oluyor. Buraya da artık ne koyarsam bilmiyorum ama bayağı bir şeyler var koyulacak. Şurada bir tane şömine var. Şömine burada. Buradan devam ettiğin zaman şöyle bir kapı var ama sökülebilir tabii ki. Buralar zaten yine boy olacak yerdeki fayanslar. Burası komple boyanacak yapılacak. Daha yapılmadı. Şöyle bir tane pencerem var. Direkt aynı şekilde terasa çıkan. Salon şu şekil. Ama şu an bu görüntüye aldanma çünkü komple yapılacak. Şu an böyle de olmayacak yani. Hatta buralar şurada itibaren de parke olacak. Şurada itibaren parke olacak. Komple parke olacak. Şurada bir tane ufak oda var. Bu da komple yapılacak. Burası duş. Burası da yapılacak. Daha bitmedi. Şurası da yapılacak. Burada da bir tane tuvalet var. Tabi burası da yapılacak. Burası da kapanacak zaten. Burası ayrı olacak. Şimdi tekrar giriyorum. Burası salon. Uzaktan da göstereyim. Şöyle. Tabi şu an küçük duruyor ama küçük değil. Salon bayağı büyük. Bayağı büyük yani. Mutfak zaten aşırı büyük. Şu an gördüğün gibi bak şu mutfak dolapları komple yapılacak. Yukarılar komple kapanacak. Yerler komple boyanacak. Fayanslar boyanacak. Ve çok güzel böyle bir tane görüntü olacak. Şimdi yukarıya çıkıyorum. Merdiven şöyle. Merdivenin altına bir şey koyulmaz çünkü çok kısa. Şu şekil. Tabii dediğim gibi şu an ev zaten daha tadilatta, daha işi var yani. Şu boyanacak komple. Şimdi yukarıya çıkıyorum. Şurada bir tane tuvalet olacak. Daha takılmadı. Şurada bir tane küçük oda var. Uzunlamasına aynen burası giyim odası olabilir. Burası böyle giyim odası olabilir. Çünkü uzun bayağı. Şöyle göstereyim ben sana. Devam ediyorsun böyle. Şurada bir tane beğenmediğin lavaboyla duş var. De burası komple yapılacak da yapılmadı. Şurada bir tane yine oda var. Bu küçük bir oda. Büyük değil. Bu küçük bir oda böyle. Şimdi buradan devam ediyorsun. Tabi bak aldanma daha bitmedi. Komple yapılacak. Bir tane de büyük oda var burada. Ama şu an çekemiyorum çünkü kapalı her yer. Şu şekil. Şu bizim tuttuğumuz evin odası kadar. Büyük yani. Ev bu. Tekrar iniyorum aşağı. Merdivenler böyle. Şu şekil. Mutfak. Şöyle gözüküyor. Şöyle. Şu şekil kuzum. Şuradan da evin çıkışında da şöyle büyük bir tane bahçe alanı var. Şöyle de bir tane beton veranda. Salondan mutfağa bağlı burası zaten. Şu şekilde. Evin videosunu izlediyseniz bana düşüncelerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Neler eksik, neler fazla, neler yapabilirim, bizim aklımıza gelmeyen fikirler neler, onları benimle paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Ben evden çok memnunum, çok mutluyum. Dediğim gibi en önemli sebep zaten Emrah'la yakın olmaktı. Bu benim için en artı durum. Onun haricinde çok güzel vloglar çıkartırım diye düşünüyorum o evde. Bilmiyorum, siz de fikirlerinizi benimle paylaşın. Bu arada o kadar kısa bir zaman kaldı ki Emrah'la evleneli bir ay olmuş ve benim şu anda iki ayım kaldı. İki ay böyle uzun bir süre gibi geliyor ama bir ay nasıl geçti hiç anlamadım. Yani biz sanki daha dün Emrah'la nikah gidiyorduk, yani nikaha gidiyorduk ve nikah videosunu çekiyordum gibi böyle aklımda kalmış. Bir ay çabucak geçti. O yüzden çok az bir zaman var. Ben gelinlikçideyken Emrah'la şöyle bir konuşma yaşıyoruz. Yani ben bir yandan gelinlikle alakalı böyle
işte oradaki çalışan arkadaşlarla böyle fikirlerimi paylaşıyorum. Bir yandan denemeler yapıyorum. Bir yandan da FaceTime'dan Emrah'la konuşuyorum sadece yüzümü göstererek. Emrah da birkaç tane mobilya almaya çalışıyor. İşte buzdolabımız yok, şu anda fırınımız yok. Onlara bakıyorum. Göksu bu mu olsun, şu mu olsun? Çünkü zamanımız çok az kaldı ve her ayda almamız gereken bazı birkaç temel eşyalar olacak. Yani hepsini bir anda alamıyoruz. Öyle çok böyle koşuşturmacalı geçiyor. Belki de o yüzden bana bir ay çabucak geçti. Umarım bu videomu sevmişsinizdir. Artık videomu kapatıyorum. Sevdiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve özellikle beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.